Çocuklar merhabalar. 5. sınıf örnek deneme sınavımızı birlikte çözümleyeceğiz. 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandıracağız. 1. soruyla başlamak istiyorum. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz. Soru köküne dikkat edelim lütfen. Söylenemez diyor. Önce bir şıkları şöyle bir göz gezdirelim. Öznel cümleye yer verilmiştir. Kişisel yorum içermeyen cümlelere yer verilmiştir. Tanım cümlesine yer verilmiştir. İçerik ve üslup cümleleri bir arada kullanılmıştır. Hatırlayalım. Öznel cümleler kişisel yorum içerebiliyordu. Kişisel yorum içermeyen cümleler nesnel cümleler olabiliyordu. Şöyle bir not alalım buraya. Nesnel cümlelere bakacağız yani. Tanım cümlesi bu nedir, bu kimdir sorularına cevap veriyordu. İçerik ve üslup cümleleri ise içerik cümleleri ne anlatılmış, yani konu ne? Üslup ise dil ve anlatım özelliği, yani nasıl anlatılmış? Metni inceleyelim, hatta metni önce okuyalım, sonra birlikte inceleyelim. Kaza ya da hastalık sonucu hasar görmüş beyinleri inceleyen Profesör Gardner, bir bölümü hasar gördüğünde çoğu kez tümüyle sağlıklı kalacak şekilde birbirinden bağımsız çalışan ayrı ayrı yetenekler gözlemlemiştir. İnsan beyninin farklı bölümlerinden oluştuğu ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Beyin hasarlarından doğan zeka bozuklukları üzerine elde edilen araştırma bulguları sonucunda insanların beyinliğinin belli bir bölümü zarar gördüğünde bile beynin kalan bölümüyle insanlar belli alanlarda performans gösterebiliyor ve yaşamlarına devam edebiliyorlardı. Profesör Gardner zekayı yeniden tanımladı. Ona göre zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür. Yaşadığımız toplumda faydalı şeyler yapabilme kapasitesidir demişiz. Çocuklar, şöyle bir incelediğimde öznel cümleye yer verilmiştir dediğinde ikinci paragrafta ona göre zeka dediğimde ben öznel cümleye yer vermiş oluyorum. O yüzden söylenebilir A şıkkı. Kişisel yorum içermeyen cümlelere yer verilmiştir. Kaza ya da hasar görmüş beyinleri inceleyen Gardner'ın birinci bölümünde hatta şu ortaya çıkmıştır kısmına kadarki bölümde ne yapmış? Kişisel yorum içermeyen cümlelere yani bilimsel cümlelere yer vermiş. O yüzden bir şıkkını da elemeliyim. Tanım cümlesine yer verilmiştir diyor. Evet çocuklar, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür diyor. Zekaya burada bir tanım yapmış. O yüzden C şıkkına da ulaşabilirim. D şıkkında ise içerik ve üslup cümleleri bir arada kullanılmıştır diyor. Çocuklar, içerik ve üslup cümleleri bir arada kullanılmamış. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki. İkinci sorumuza geçelim. Bu parçadan hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz demişiz. Parçayı incelediğimizde çocuklar, insan beyninin her bir bölümünün farklı görevlere sahip olduğuna ulaşabiliriz. Beyin hasarlarından kaynaklanan zeka bozuklukları ile ilgili araştırmaların sonucuna ulaşabiliriz. Metinde yer alıyor çünkü. Profesör Gardner'ın yaptığı araştırmalar sonucu zekayı ilk kez tanımlayan kişi olduğunu, çocuklar ilk kez tanımlamıyor. Metinde de yazıyor, yeniden tanımlıyor sadece. O yüzden C şıkkı bir dursun. D şıkkında ise Profesör Gardner'ın hastalık veya kaza sonucu zarar gören beyinleri incelediğine, evet zaten metnin giriş bölümünde bundan bahsediyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktı. İlk kez tanımladığına ulaşamayız çocuklar. Sadece yeniden zekayı tanımlıyor. İkinci sorumuzun cevabı da C şıkkı olacaktı. Üçüncü sorumuza ilerleyelim. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Çocuklar, burada biz bir başlığa ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Paragraflarda başlık bulurken mutlaka anahtar kelimeler doğrultusunda ilerleyelim. Ya da bir diğer yöntem, paragrafın tamamını özetleyen cümlelerden yola çıkmalıyız. Paragrafı incelediğimizde daha çok ne vardı? Zeka ve zeka bozuklukları üzerinde yapılan araştırmalar vardı. Ben incelediğimde
şıkları incelediğimde zeka türlerinin detayından bahsetmiyordu. O yüzden zeka türü diyemem. Zeka, Profesör Gardner ve zeka diyebilirim çünkü kendince hatta tanım da yapıyordu, hatırlayın. Yeniden zekayı tanımlıyordu. C'ye baktığımda beyin hasarları diyor. Çocuklar, hatta D'de de beyin fonksiyonları diyor. Beyin hasarları ve beyin fonksiyonları ile ilgili metnin tamamına baktığımda bunlarla ilgili detaylı bilgiler yok. Sadece birkaç yerde bahsediyor. Bu da kelime olarak. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktı. Çünkü metnin tümünde zekadan bahsediyor. Üçüncü sorumuzun cevabı da B şıkkıydı. Peki dördüncü sorumuza ilerleyelim. Bir eşleştirme verilmiş çocuklar. Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı yanlış gösterilmiş? Eş anlamlı neydi? Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelerdi. Yazılışı ve okunuşu farklı ama anlamı aynı olacak. Yani aslında eş anlamlı kelimeleri cümlede birbirinin yerine kullanabiliyor olmam gerekiyor. Hemen inceleyelim. Varsıl kelimesini yoksul kelimesiyle eşleştirmiş. Çocuklar, varsıl kelimesinin eş anlamlısı zengin. Zıt anlamlısı yoksul, yani fakir. O yüzden varsıl kelimesini yanlış eşleştirmiş. Ama biz diğerlerine de bakalım. Çünkü soru bizden en doğru cevabı istiyor olabilir. İlginç kelimesinin eş anlamlısı enteresan. Doğru. Misafir kelimesinin eş anlamlısı konuk. Doğru. Özgün kelimesinin eş anlamlısı orijinal. Doğru. Şıklara baktığımda yanlış eşleştirilen şık ya da kelime varsıl kelimesi. Tamam mı? Çünkü varsıl kelimesinin eş anlamlısı zengin olacak. Peki, beşinci soruya ilerleyelim. Dondurma külahlarında farklı farklı toplar verilmiş. Aslında soru bizden ne istemiş? Yansıma sözcükleri istemiş, değil mi? Dikkat edelim. Önce biz yansıma sözcük nedir onu hatırlayalım, sonra sorumuzu çözelim. Doğadaki canlı ya da cansız varlıkların çıkardıkları seslerin kelimelere yansımasıydı, hatırlayın. Mutlaka yansıma sözcükte bir ses olmalıydı. Emir dondurmacının önünden geçerken canı dondurma çeker ve babasından ona dondurma almasını ister. Emir üzerinde yansıma sözcüklerin bulunduğu dondurmaları seçtiğine göre Emir'in dondurması aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Şırıl şırıl bir yansımadır, evet. Çıtır çıtır bir yansımadır, evet. Ses var çünkü. Parıl parıl, çocuklar, bir ışık yansımasıdır, bir ses yoktur. O yüzden parıl parıl bir yansıma sözcük değildir. Kımıl kımıl bir yansıma sözcük değildir, bir ses yoktur. Sadece bir ikilemedir. Zır zır dediğimde bir ses vardır, değil mi? O yüzden yansıma sözcüktür. Baktığımda çilekli, kakaolu ve sade bir dondurma seçmiş olması gerekiyor Emir'in. Şıklara ulaştığımda C şıkkı, değil mi? Çilekli, kakaolu ve sade bir dondurma yemesi, hatta istediğine ulaşabilirsin. O yüzden 5. sorumuzun cevabı da C şıkkı olacak. Peki 6. soruya doğru ilerleyelim. Bu parçada alt çizgi sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Önce mecaz anlamı hatırlayalım. Mecaz anlam neydi? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlamı biz mecaz anlamı diyorduk. Hemen bir paragrafı okuyalım. Yağmurlu havalarda dışarı çıkmak ona keyif verirdi. Keyif, çocuklar, burada gerçek, yani temel anlamda kullanılmış. Keyif vermek, temel anlam diyelim. Her yağmur damlası saçlarını ıslatarak ruhunu tazelerdi. Tazelemek zıt anlamlısı bayatlamak, değil mi? Bir şeyin taze olması. Ruh, çocuklar, soyut bir kelimedir zaten. Ruhu tazelemek burada mecaz anlamdır. Taze kelimesi gerçek anlamından tamamen ne yapmış? Uzaklaşmış ve ruhu tazelemek diye yeni bir anlam kazanmış.
Uzun yürüyüşler yapar ve eve döndüğünde sıcacık sobanın yanına kıvrılıp yatardı. Sıcak, çocuklar zaten soba sıcak olur. Gerçek anlam GA diye gösterelim şu şekilde. Ne sakin ne dingin bir hayatı. Hayattı bu diyor. Hayat derken burada yaşam anlamında kullanılmış. Yine çocuklar gerçek anlam olacak. Şöyle incelediğimde iki numaralı cümledeki kelime yani ruhu tazelemek kelimesinin meciz anlamda kullanıldığını görebilirim. Yedinci sorumuzda devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır? Çocuklar bu soruda hem deyimin anlamına hem de soruda kullanılan anlamına dikkat edeceğiz. Deyim doğru anlamda kullanılmış mı? Kullanıldıysa nasıl bir anlamda kullanılmış buna bakacağız. Şirketin başına geçince dizginleri eline alıp İşi başıboş insanlara devretti. Dizginleri ele almak çocuklara kontrol sağlamaktır. Bir de anlamı örtüşmüyor bakın. Başıboş insanlara devretti diyor. Yani dizginleri eline almak değil mi burada? Anlamına uygun olarak kullanılmamış. Diğer şıklara da bakalım. Arkadaşlarıyla ilgili sırları öğrenince küçük dilini yutacak gibi oldu. Küçük dilini yutmak çocuklar şaşırmak anlamında. Evet şaşırabilir. Yani anlamına uygun kullanılmış deyim B şıkkında. C şıkkında düğün hazırlıkları için dükkan dükkan dolaşmaktan ayağıma kara sular indi. Ayağına kara sular inmek çok yorulmak değil mi çocuklar? Evet dükkan dükkan dolaşmaktan çok yorulabilir. Yani deyim anlamına uygun kullanılmış. D şıkkına baktığımızda sınav sonuçlarımı ve yaptığım devamsızlıkları görünce ailem küplere binecek. Küplere binmek çocuklar sinirlenmek anlamında. Evet, yapılan sınav sonuçları ve yapılan devamsızlıklardan dolayı aile sinirlenebilir. Yani doğru anlamda kullanılmış deyim. Baktığımızda çocuklar A şıkkında deyim anlamına uygun kullanılmamıştır. Sekizinci soru. Bir paragraf verilmiş ve bu paragrafta bize ana düşünce sorulmuş. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bize ana düşünce sorulmuş. Yani biz anlatılmak istenen nedir diye bakacağız. Önce bir metni okuyalım. Zamanın birinde oldukça zengin bir kral yaşarmış. Fakat bu kral çok mutsuzmuş. Ülkede yaşayan bilge bir kişiyi huzuruna çağırmış ve nasıl mutlu olabileceğini sormuş. Bilge şöyle cevap vermiş. Saygıdeğer kralım, eğer mutsuzluktan tamamen kurtulmayı istiyorsanız mutlu bir adam bulmanız gerek. O adamın gömleğini giydiğiniz zaman mutlu olursunuz. Kralın adamları ülkenin her yerini aramış taramış ama mutlu bir adam bulamamış. Hepsinin kendince dertleri ve mutsuzlukları varmış. Adamlar tam saraya dönerken oldukça eski bir kulübeden şöyle bir dua edildiğini duymuş. Allah'ım şükürler olsun bugün de karnım doydu, sağlığım yerinde, bu dünyada benden mutlusu yok. Kralın adamları hemen kulübeye girmişler. Tam adamın üzerindeki gömleği alıp krala götürecekken adamın üzerinde bir gömlek bile olmadığını görmüşler. Çocuklar bize ne anlatmak istemiş aslında burada? Bizler sahip olduklarımızla yetinmezsek her zaman daha fazlasını istersek gerçek mutluluğu yakalayamayız değil mi? Şıklara baktığımda A şıkkı bize aslında ana düşünceyi vermiş. Ne demiş? Sahip olduklarıyla yetinmeyip her zaman daha fazlasını isteyen kişiler asla mutlu olamaz demiş. Ama ben mutlaka diğer şıklara da bakmalıyım. B şıkkında mutluluğa ulaşmak zor olsa da maddi zenginlikler bu zorluğu ortadan kaldırır. Hayır çocuklar zaten kral zengin ama maddi zenginlikler yine de mutluluk getirmiyor. O yüzden B şıkkı bir ana düşünce olamaz. C şıkkına baktığımda sahip olduğumuz bilgi ve yetenekler bizi sonsuz mutluluğa ulaştırır. Hayır çocuklar, mutluluğun anahtarının bilgi ve yetenekte olduğundan zaten bize burada bahsetmiyor. Hayatta sadece kendi mutluluğunu düşünen insanlar mutsuzluğun kapısını açar diyor. Bencil insanlardan bahsediyor. Ama yine burada bu metinde bize bunun ana düşüncesi verilmemiş. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktı.
Geldik dokuzuncu soruya. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konu neydi çocuklar? Önce konuyu hatırlayalım. İçerik değil mi? Ne anlatılmış sorusuna cevap arayacağız. Soruyu okuyalım. Birleşik Krallık'ta bulunan Newcastle Üniversitesi'nde BirdLife International adlı sivil toplum kuruluşunda bilim insanları soyu tükenmekte olan türlerin korunması ile ilgili yapılan çalışmaların etkisini araştırdı. Araştırma 1993 yılından beri koruma altına alınan onlarca hayvanın soyunun tükenmekten kurtarıldığını gösterdi. Uygulanan koruma programları ve yasalar sayesinde 27 yıldır koruma altındaki 28 kuş ve memeli türünün soyunun tükenmekten kurtarıldığı belirtildi. Aslında burada bize neyden bahsediyor? Soyu tükenmekte olan hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalardan bahsediyor. Bakalım şıkta bizlere hangi konu başlıkları verilmiş? Soyu tükenen hayvanları araştıran kuruluşlar, hayır çocuklar, bir kuruluştan bahsediyor. Birçok kuruluştan bahsetmiyor. Soyu tükenmekte olan hayvanlarla ilgili çalışmaların sonuçları. Evet, kuş ve memeli türünün soyunun tükenmesiyle ilgili yapılan bir araştırmadan bahsediyor. Konu bu olabilir ama C şıkkına da bakalım. Soyu tükenen kuşlarla ilgili yapılan araştırmanın etkileri. Çocuklar, sadece kuşlarla ilgili bir araştırma yapılmamış. Memeli türünün soyuyla ilgili de bir araştırma yapılmış. O yüzden C şıkkını da elemeliyim. D şıkkında soyu tükenmekte olan canlıların bazı kurumlarca ihmal edilmesi, çocuklar, herhangi bir ihmalden bahsedilmiyor paragrafta. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Çünkü gerçekten paragrafta soyu tükenmekte olan hayvanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarından bahsediyor. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Önce örtülü anlamı hatırlayalım. Çocuklar, örtülü anlamda cümlede bizde açıkça söylenmeyen, anlamdan ya da bazı ifadelerden yola çıkarak bazı şeyleri anlamamız isteniyordu, değil mi? Hatırlayalım. Hemen şıkları şöyle bir inceleyelim. Senin saçların da düz ve parlak. Demek ki onun da saçları düz ve parlak. Buradan anlamdan farklı bir anlam çıkartabiliriz. Açıkça söylenmeyen bir anlama ulaşabiliriz. Okulun önünde saat 10'da buluşalım. Çocuklar, herhangi kastedilen bir anlama ulaşamayız burada. O yüzden buna şöyle bir çarpı koyalım. Bugün yemekte yine en sona kaldım. Demek ki hep en sona kalıyor ve yine en sona kalmış. Burada bir örtülü anlam var. Konuşmayı yapan kadını ben de tanıyorum. Ben de dediğine göre başkaları da tanıyor, ben de tanıyorum. Yine bir örtülü anlam var. Ama B şıkkında herhangi bir örtülü anlam yok. O yüzden cevabımız B olacaktı. Berker, Belinay, Oyuzlu ve Serra Ayşe öğretmenleri onlardan dolaylı anlatım cümlesi kurmalarını istiyor. Hemen soruyu okuyalım. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesi yanlıştır? Yani dolaylı anlatım değil, doğrudan anlatımı örnek vermiş olacak. Önce bir doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım neydi? Onu hatırlayalım. Çocuklar, doğrudan anlatım başkalarına ait sözü cümleyi hiç değiştirmeden aktarıyorsak, yani olduğu gibi söylüyorsak doğrudan anlatım. Ama başkasına ait sözü asıl yargıyı değiştirmeden kendi sözcüklerimizle ifade ediyorsak eğer dolaylı anlatım olacaktı, hatırlayalım. Hemen inceleyelim. Örnek, arkadaşlarımıza ve çevrenizdeki insanlara saygılı olmalısınız. Berker, öğretmenimiz arkadaşlarımıza ve çevremizdeki insanlara saygılı olmamız gerektiğini söyledi. Bakın, kendi cümleleriyle ifade ettiği için Berker'in cümlesi ne olacak çocuklar? Dolaylı. Peki, sağlığınız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalısınız demiş
örnek vermiş öğretmen. Belinay, öğretmenimiz sağlığımız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerektiğini söyledi. Yine kendi cümleleriyle söylediği için çocuklar dolaylı. Çünkü kendi cümlelerini de eklemiş. Bir kişi konuşurken asla sözünü kesmemelisiniz. Oğuz, öğretmen bir kişi konuşurken asla sözünü kesmemelisiniz dedi. Bakın çocuklar doğrudan ifade etti. Hatta hatırlayın ne yapıyorduk? Tırnak işareti içerisinde de cümleyi verebiliyorduk. Doğrudan, yani Oğuz doğrudan bir cevap verdi. Doğrudan anlatım örnek bir cevap verdi. Serra'ya bakalım. Çevrenizdekileri eleştirirken bile yapıcı olmalısınız. Öğretmen, çevrenizdekileri eleştirirken bile yapıcı olmamız gerektiğini söyledi. Yine çocuklar, Serra da öğretmenin söylediği cümleyi ne yaptı? Kendi cümleleriyle ifade etti. O yüzden Berker'in, Belinay'ın ve Serra'nın söylediği cümleler doğru dolaylı anlatım. Ama Oğuz'un söylediği cümle ise doğrudan anlatım. Cevabımız C şıkkı olacaktı. İkinci sorudayız. Numaralandırılmış ifadelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? İçerik cümlesi, karşılaştırma cümlesi, üslup ve varsayım cümlelerine örnek isteniyor bizden. Bakalım. Ben en güzel şiiri okudum diyor. En güzel dediği için çocuklar karşılaştırma yapılmış, değil mi? Diyelim ki sınavı kazandın. Bir an için öyle farz etmemiz isteniyor. Yani varsayım cümlesi. D şıkkı. Hatta şöyle yazına yazalım. B şıkkına ulaşabiliriz. D şıkkına ulaşabiliriz. Yazar eserlerinde çocukluk anılarını anlatmış. Çocuklar içerik yani konuydu değil mi? Hangi konudan bahsetmiş? Çocukluk anılarından. O yüzden içerik cümlesi olacak 3 numaralı cümle. Bu kitap Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatıyor. Yine içerikle alakalı yani konusuyla ilgili bilgi verdiği için içerik cümlesi diyeceğiz. Ama çocuklar dil ve anlatımdan bahsetmediği için bize üslup bizim bu cümlelerde kullanılmayan örnek cümlemiz olacak. Tamam mı? 12. sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet, 13, 14 ve 15. soruları çocuklar bu tabloya göre cevaplandıracağız. Ama bu soruları cevaplandırırken sağ ve sol sütunlara, aylara, eklem fidanlara, fidelere hepsine tek tek ne yapmamız gerekiyor? Bakmamız gerekiyor. Yani istenilen bilgiyi doğru yerde görmemiz ve doğru cevaba ulaşmamız gerekiyor. Fide neydi? Önce onu hatırlayalım. Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze ve körpe çiçek demek fide. 13. soruyu şöyle bir okuyalım. Demiş ki, bu tabloya göre Serdar Bey bahçesine iki farklı tohum ekmiştir. Ocak-Şubat aralığında, yani şurada, Ocak-Şubat aralığında, ektiği bu tohumlar 35 gün sonra fide olduğuna göre Serdar Bey hangi sebzelerin tohumunu ekmiştir demiş. Bak çocuklar bize 35 gün sonra fide olduğundan bahsediyor. Bakıyorum 20. günde fide oluyor kabak. Domates de 40. günde fide oluyor. Ama kavun ve lahana 35. günden sonra fide olabiliyor. Bana 35 gün sonra dediği için ben buradaki cevabı kavun ve lahana olarak almalıyım. Yani D şıkkı demeliydim. Tamam mı? Çünkü 20. gün demiyor, 40. gün demiyor, 35 gün sonra fide olduğuna göre diyor. İncelediğimde Ocak ve Şubat ayında, bakın burada işaretledik Ocak ve Şubat ayını. Ne çıkıyor? Kavun ve lahananın fideleri. Peki 14. soru. Bu bilgilere göre en kısa sürede fide olan sebze tohumu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar en kısa sürede fide olan tohum baktığımda hepsine 35-40 şöyle bir inceleyin bütün ayları. Ama
Kabak 20-25 gün, 20 gün. Yani en erken sürede fide olabilme özelliği neye ait? Kabağın tohumuna ait. O yüzden cevabım ne olacak? A şıkkı olacak. Peki. 15. soru, son sorumuz. Şöyle tam olarak yansıtmak da istiyorum aynı zamanda size soruyu da. Buna göre fide olmayan sebze tohumu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, Ayla Hanım Mart-Nisan aralığında domates, kavun, lahana ve kabak tohumlarını bir saksıya ekmiş ve 30 günün sonunda fideleri alıp bahçesine dikmeye karar vermiş. 30 günü unutmamamız lazım burada ve neye dikkat etmemiz lazım? Mart ve Nisan aylarına. Ancak 30 gün sonra tohumlardan birinin fide olmadığını görmüş. Hemen Mart ve Nisan ayına bakıyorum. Bakın burada işaretledim. Mart ve Nisan. Yani şu sütunu baz almalıyım. İşaretledim. 30 günün sonunda fideleri alıp bahçesine dikmeye karar veriyor ve fidenin olmadığını görüyor. Şimdi kabak 20 günde fide oluyor çocuklar. Yani bunun fide olduğunu görebilmiştir. Lahana 30 günde görebilmiştir. Kavunun fide olduğunu görebilmiştir. Çünkü 30 günde oluyor. Ama domates 35 günde çocuklar fide olduğu için Ayla Hanım domatesin fide olmadığını görüyor. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktı. Tamam mı? 15. son sorumuzun cevabı da B olacaktı. Umarım her birinizin sınavı çok güzel geçmiştir. Bu örnek bir denemeydi. Tüm sonuçlarınız doğrudur. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın.